şey benim işim olabilir. Yani öyle bir kendimi kısıtlamıyorum. Ama yapabildiğimi, beğenildiğimi, takdir gördüğüm, saygı duyulduğumu gördüğüm için. Ya ben profesyonel yaklaşmayı seviyorum her şeye. Hem çok duygusalımdır hem çok analitiğimdir. O yüzden sadece aşkta değil de böyle sağlam donelerle de yaklaşmayı severim bir şeylere. Baktım işte Muhteşem Yüzyıldır, işte yani evet, güzel güzel işler, seyredilen, takdir edilen işlerden istendiğimi görünce dedim ki ben bu işi yapabiliyorum. Öyle bıraktım kendimi yani. İlk işinde Muhteşem Yüzyıl değil mi? Oyunculuk. Yok değil. Değil. Bir röportajını okudum, öyle yazıyordu. Onlar öyle yazmıştır. Öyle, öyle mi? Değil. Yok. Paramparça Aşklar diye bir iş aslında. Ama şöyle, ben diziyi reddetmeye gittim görüşmeye. Evet, o dönemki menajerime dedim ki, kurumsal çalışıyorum bu arada, saçımın yarısı kırmızı falan. Dedim ki istemiyorum ben dizide oynamak falan. İşim gücüm var benim dedim, sabah 9 akşam 5 çalışıyorum, ne dizisi? Yani o sırada istemedim. Hani reklam olur, bir şey olur, bir iki gün çekerim de. Reddetmedi işi. Ben dedim tamam, ben gidip söyleyeceğim. Girdim içeri, dedim ne oluyor falan. Dediler ki işte saçın niye kırmızı dedim. Canım istedi çünkü. Bir de böyle kızdım yani, niye karışıyorsunuz ki benim saçım. Fakat çok tatlı, çok sakin ve çok halden anlayan bir yönetmenimiz vardı. Yönetmen ve yapımcı oradaydı. Haluk Bener, hatta söyleyeyim, çok da severim kendisini. Baktı böyle bana. Müjde dedi, o kadar tam istediğim karaktersin ki. İkna etmek için söylemiyorum, istemiyorsan yapma ama dedi. Tam bu tavırda bir insan istiyorum dedi. Eğer denemek istersen ben hazırım. Çünkü oynamadım daha önce dizide. İstemezsen de anlarım dedi. Öyle deyince ben bir sakinledim. Hadi ya falan böyle bir anda. Bir düşüneyim o zaman. Gerçekten mi falan. Ve biz Nice'e gittik yani, Fransa'ya gittik. Çok aksiyonlu, çok güzel çekimler yaptık. 3 bölüm çektik. O zaman da yeni açılan bir kanal vardı. 1 bölüm yayınlanabildi, kapandı kanal. Yani ben diğer 2 bölümü de seyretmedim ama öyle bir girmiş oldum. Hatta Murat Aygen'le başroldük. Benim ilk işim odur aslında. Ama yayınlanmadığı, ortalıkta gözükmediği için kimse bilmez. Ama benim ilk dizi macera mı odur? Wikipedia'da yazıyor biliyor musun? Ben bravo, kendin açıklamışsın diye Muhteşem Yüzyıl hani diye. Yok, o benim şöyle diye, ilk öyle işim. Yani demin bahsettim ya, beğeniliyorum, takdir ediliyorum ve ben bu işi yapabiliyorum dediğim ilk iştir o. Yani benim kendi içsel fikrimdir. Anladım. O. Yani çünkü Muhteşem Yüzyıl'ı ben de seyrediyordum. Ben her diziyi de seyretmem. Şimdi Muhteşem Yüzyıl beni Bali Bey'in, Burak Özçivit'in sevgilisi olarak isteyince, çünkü görüşmeye gittim, ertesi gün setteydim. Hemen evet, seçildim. Evet, çok hızlı oldu. Ki'ye beni elemişlerdi. Yaşım, ya işte bir, önce bir matematik bakıyorlar işte, saçı şu renk olsun, işte yaşı şu olsun diye beni elemişler. Sonra o zaman kastı konuşan arkadaşım demiş ki, ya bakın Müjde'yi bir görün, çünkü tipi çok değişir onun. Hani bir makyajla yaşı büyür, bir saçını kıvırcık yapar, yaşı küçülür, bir görün. Ben gittim, işe aldım, ertesi gün sete gittim. Wow. Öyle girdim yani. Süper. O benim hani şey olarak ilk işim gibi düşünüyorum. Yani daha büyük işlere girişim gibi düşünüyorum. Peki bir dönem işinde böyle bir başlamak diyelim. Hani madem senin için hani o ilk büyük oyunculuk diye tabir edersek. Nasıldı bir dönem işiyle başlamak? Kimisi zor der, kimisi çok keyifli, hayalimdi der. Yani hayalim olmadı, zor da gelmedi. Sadece çok sıcaktı. Ağustos'ta başladığımız için o kıyafetler, kat kat korseler. Sıcağı da sevmiyorsun. Hatırladığım tek şey o. Ama onun dışında çok keyifliydi. Yani çok keyif aldım. Yani partnerim çok iyiydi. Yönetmenlerimiz çok iyiydi. Onlarla reklam da çekmiştik biz daha önce. Tanışıyorduk da. Çok keyifliydi benim için ya. Yani hiç sıkıntı hatırlamıyorum. Peki kısacık değineceğim buna. Aslında çok hani bayağı bir zaman geçmiş ama bir zorlu bir hastalık sürecin olmuş. Bir kanser tedavisi görmüşsün. Ondan sonra böyle hani insan zor bir şey yaşamadan anlayamaz ya bazı şeylerin değerini. Bir şey, birini kaybetme duygusu yaşadığın zaman anlarsın onun kıymetini, daha çok anlarsın. Yani bilirsin ama onu yaşayınca daha çok anlarsın. Ondan sonra böyle dedim ya işte şunun kıymetini daha iyi bilmeliyim ya da şunu değiştirmeliyim dediğim bir şey oldu mu? Yok, ben şöyle bir tiptim hep. 13 yaşında derdim ki şu an gencim ve bugünleri çok özleyerek hatırlayacağım, o yüzden iyi geçireyim. Hasta olmam gerekmedi sağlığıma dikkat etmek için ya da hayatı sevmek için. O yüzden hep bana bu soruyu soruyorlar ama yani hep kendime iyi bakıyordum. Hep mutluydum, hep değer bilirdim. Hiç ben yani, çünkü tecrübe denen şeyin bize
çok iyi kopyalar olduğunu düşünürüm. Ve bu döngü devam ediyor. Doğuyoruz, genciz. Etrafımızda bir sürü tecrübeli insan var ve bize bir şeyler anlatıyorlar. Ben hiç işte dinlemeyen bir tip olmadım. Baktım ki büyük insanlar hep diyor ki ah gençliğinizin değerini bilin. Ah işte kendinize iyi bakın. Ben onları hep dinledim. Çünkü çok mantıklı geldi. Dedim ki yani bir son kullanma tarihi var bu ömrün. Üstelik herkes aynı tarihte de bozulmuyor. Aynen. Dolayısıyla ben 13 yaşındayken etraf arkadaşlarımı toplar. Bakın kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Çok öyle üzülmeyin. Derslerinize çalışın. Bak ileride sonra pişman olsun falan derdim. Tabii ben biraz fazla bilinçli başladım mevzuya. O yüzden hasta olduğumda da yani doktor bile beni tebrik etti. Bravo kendine çok iyi baktın. İşte verdiğimiz tedaviyi çok iyi uyguladın. O yüzden sana daha az radyasyon vereceğiz falan dedi. Ben hiç ne hayatın değerini hastalıktan sonra anladım ne de hani şeyin sağlığın değerini. Ama tabii ki yani benim yaşadığım şey çoğu kansere göre artık mesela kanser şeyine bile sokmuyorlar onu. Ne denir ona kategorisine. Çünkü temizlendiği yerden gidiyor hemen ama tabii ne olur ne olmaz bir tedaviler görüyorsun kötü huylu olduğu zaman. Ama ben çok böyle neşeli atlattım o dönemi. İşte ay radyasyon aldım örümcek adama dönüşür müyüm? Odada örümcek var mıdır beni soksa falan. Ben hep böyle geyik yaptım. Sonra biraz koydu. Yani çünkü işte savunma mekanizması çok böyle moralimi yüksek geçirdim. Bir de hastalıklarda şeyi düşünüyorum ben. Etraf için bir tık daha zor oluyor ve benim için etrafı İşte sevdiklerini, seni sevenleri idare etmek daha zor. O yüzden mesela ben ameliyata da yalnız girdim. Tedaviye de yalnız gittim. Kimse istemedim yanımda. Çünkü yani insanları teselli ederken daha kötü oluyorsun. Dedim ki bir ben göreyim tedavimi sonra konuşuruz. Yani çünkü teselli etmeye dönüyor. Bir tek o bir tık beni sıkmıştı. Yani ben sizi teselli etmeyeceğim şu an. Bir şey yaşıyorum. Kendime bakayım önce izninizle. Ondan sonra demiştim. Ama dediğim gibi yani ben kötü bir etki de yaşamadım diyorum. Hep kontrollerime gittiğim için erken teşhis oldu. Bir şey çıkmadan, bir belirti olmadan ben zaten kontrole gitmiştim. Diyorum ki yani bu sizin bu hayattaki taşıyıcınız. Bu sonsuza kadar sağlam olacak bir şey değil. Bu işin genetiği var, o su var, bu su var. Genciz diye dik duruyoruz. Aşağıda bir yer çekimi var seni aşağı çeken. Spor yapmasan o kas seni taşıyamaz. Kambur olacaksın, ne gerek var? Yani tip için değil de sağlık için olması gerektiğini, işte vücudun nasıl çalıştığını öğrenince artık insan harekete geçmesi gerektiğini düşündüğüm için ben hep diyorum ki yani bu kas beni babamın hayrına taşımıyor. Evet doğru. Güçlü olmazsa taşıyamaz gibi gibi neyse. O yüzden tedavimi de gördüm. Gayet de iyiyim. Dediğim gibi ben kötü bir şey de yaşamadım. Öyle çok biraz psikolojik şeyler dışında. İyiyim. Keyfim çok olgun bir yapım var. Yani çocuklukta da bu böyleymiş. Şu anda da bu böyle. Muhtemelen hep bu şekilde. İşte diyorum ikisi de var. Hem çocuk gibiyimdir hem böyle olgunumdur. Yerine göre. Evet. Çok iyi. Mükemmel. Bayıldım. Teraziyim çünkü. Süper. Peki hiç böyle bu benim dönüm noktamdı dediğin bir olay yaşadın mı? Yani bu benim yani mesela hastalığı koyabilir misin o keseye? Koymam. Koymazsın. Bana da öyle geldi. Sanki o değil. Yok ya. Koymam. Neyi koyarım? Ben mesela aileme rest çekip ayrı eve çıkmayı koyabilirim. Çok istediğim bir şeyi çalışıp çabalayıp başardığım zamanları söyleyebilirim. Dizide oynama, ya şimdi bir sürü katmanı vardır ya bir işlerin. Tabii ki seviyorum, mesleğimi de seviyorum. Ama bir taraftan da şey de düşünüyorum işte. Güzel para kazanırsam istediğim şuna sahip olabilirim, şunu yapabilirim falan. Biraz da keyifçiyimdir. Benim bir yazlığım var hep gittiğim çocukluğumdan beri. Oradan hep ev almak istemişimdir. Yani küçükkenden beri babamla geyiktir babam. Doğum gününde ne istersin der. Ben hiçbir şey istemem. İşte oradan ev falan. Şakacı falan. Aldım mesela. Yani benim için o benim için dönüm noktası. Çünkü psikolojime ve ruh halime en çok değeri veriyorum. Çünkü o iyi olduğu zaman işimi de yaparım. Arkadaşlarımla da ailemle de iyiyim olur. İyi ararım iyi olur. Sağlığım da iyi olur diye düşündüğüm için. Bir tık böyle dönüm noktalarını daha böyle psikolojik, daha ruhumun beslendiği şeyler olarak görüyorum. Daha böyle o tarz başarıları görüyorum. Hani öyle şeyler olabilir benim için. Evet, evet. Ufak ufak şeyler senin aslında küçük küçük de olsa hayatına dönüm noktaları olmuş. Evet.